Şimdi ben genel çerçevede şöyle düşünüyorum. Diyanet'in yeteri kadar kadrosu olduğunu, Türkiye'de o kadar çok yetişmiş öğretmenlerin olduğunu, kadro bulamadıklarını, boşta kaldıklarını düşünüyorum. Bu insanların temel bir eğitim olarak o anaokuluna gidecek çocukların kendi kültür, felsefe, öğretim ve doğa üzerine daha iyi bir eğitim alabileceğini ve o kişinin örneğin bir Alevi'nin, bir Sünni'nin, bir Yahudi'nin, bir Ermeni'nin veyahut da bir ateistin başka bir insanın çocuklarını anaokuluna veyahut da başka okula gönderirken Diyanet olduğu zaman sadece bu bir asimile ve sadece İslam'ı temsil ettiği boyutunda diğer insanların haklarına saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Eğer bunu o toplumları da göz önünde bulundurarak bu topraklarda bütün kardeşçe sınır, dil, ırk, renk farksız yaşam istiyorsak o insanların da dillerini, kültürlerini ve inançlarını baz alarak örneğin Alevilerin kendi çocuklarını kendi cem evlerinde onlara yuva kurmalarını, çocuklara ön eğitim vermelerini, okula başlayan çocukları davet ederek kültürlerinin yok olmaması için örneğin diyelim ki çocuk 6 yaşında okula başlayacak. Cemevi ne diyelim ki örneğin hangi cemevi? A cemevi. Kendi çevresindeki ilkokula başlayacak çocukların cemevine davet edilmesini, o çocuklara kültür ve inancını anlatarak çok az ve öz olarak bir kalem açacağı, kalem, silgi, kalem kutusu şeklinde bir hediye hazırlayıp Perşembe günü akşamı bir birlik lokması yiyip o çocuklara okula başlamalarına bir dua verilmesinin bence kendi kültür, kendi inancın, kendi korunmasının gerektiğini düşünüyorum. Bunu da ancak Alevi öğretisinin içerisinde olan akademisyenler, Alevi dedeleri veyahut da Alevi öğretmenlerle beraber yapılmasının hiçbir sakıncasının olmadığını ve gereksinimin olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunu da Avrupa'da aynı şekilde yapılmasını önerdik ve o canlarımız da okula başlayan çocuklarımızın her Perşembe günü mümkün olduğu kadar okul açılımından önce lokma paylaşıyorlar. Bu da Türkiye'deki inançların gereğidir. Örneğin bir Yahudinin kendi inanç yerine, sinagoguna, bir Hristiyan'ın kilisesine giderek çocuklar nasıl okula başlangıcı yapıyorlarsa Avrupa'da. Burada da Alevilerin kendi çocuklarını cem evlerine getirip okula başlamadan bir hafta önce veya aynı hafta bir perşembe akşamı bir lokmayla bir hediyeyle paylaşarak kendi kültür örf adetlerini yaşatmasının gerektiğine inanıyorum. Bu kadroların da Diyanet kadrosuyla değil açıkta kalan ve kadrolaşmamış öğretmenlerle doldurulmasının gerektiğine inanıyorum. Yeteri kadar tarih, edebiyat, felsefe, psikoloji öğretmenimizin olduğunu, bunlar da çocukların dilinden, fiziksel hareketinden, inancından anladığını düşünüyorum. Çünkü Diyanet'in anlayacağı sadece kendi inancıdır. Onun dışındaki inançların hakkında bilgisi yoktur. Bunlar bir dini eğitimdir. Doğayla veya kainatın diğer bölümleriyle bir ilgisinin olmadığını düşünüyorum. Biz Türkiye'nin çağdaş bir ülke olabilmesi için, dünya ülkeleri içinde yer alabilmesi için bütün teorilerin, bütün yaratıcıların, insanların bilmesi gerekir. Kendi mantık, felsefe ve vicdanının inandığı şekilde yaşaması gerekir. Zorla inanç olmaz. Zorla ibadet olmaz. Ama bu bir zorbalıktır. Ben bunu böyle görüyorum. Onun için de eğer biz çağdaş ülke olacaksak, Avrupa standartlarında bir ülke olacaksak, demokratik bir ülke olacaksak, insanların yaşamlarını, yaşam kurallarını, inançlarını, inanç kurallarını ve diğer boyutta kimin ne şekilde nasıl yaratıldığını ve yaratılışa inancını kişinin vicdanına ve yaşamına bırakmamız gerekiyor. Bunun doğru olmadığına inanıyorum. Tabii ki böyle şeyler geçmişlerde yaşanmıştır ama kişi özünü hiçbir zaman kaybetmemiştir ve kaybetmez de. Sadece onlar teoride kağıtta kalır, pratikte kimse buna inanmayacağını düşünüyorum.